Merhaba ben Kader Ali. Yönetenler serimin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu seride insanları ve kültürleri yöneten insanları anlatıyorum. Bu serinin bir önceki videosunda Mustafa Kemal Atatürk'ün kardeşlerini ve evliliğini anlatmıştım. Bu video ise o videonun devamı niteliğinde olacak. Bu videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarından bahsedeceğim. Mustafa Kemal Atatürk her Türk genci için öğrenilmesi gereken bir şahsiyettir. Bu bakımdan ben de sizlere bu seride Mustafa Kemal Atatürk hakkında yeni şeyler öğretmeye çalışıyorum. Hatırlarsanız bir önceki videoda Ali Rıza Bey ve Zübeyde Hanım'ın çocuklarından yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kardeşlerinden ve evliliğinden bahsetmiştim. Hazırsanız hadi bizi yönetenler hakkında daha fazla bilgi edinelim. Müzik Hatırlarsanız serinin ilk videosunda Mustafa Kemal Atatürk'ün öz çocuğu olmadığından bahsetmiştim. Evliliği süresince çocuğu olmadığından mı yoksa kendisi de 5-6 yaşlarında babasını kaybedip yetim kaldığından mı bilinmez Atatürk çocuklara düşkünlüğüyle bilinirdi. Bazen vatandaşlara bazen de arkadaşlarıyla konuşurken onlara çocuk diye hitap ettiği bile gözlemlenmiş. Mustafa Kemal Paşa'nın öz çocuğu olması da Cumhuriyet'ten önce 5, Cumhuriyet'ten sonra da 7 çocuk evlat edinmiş. Sırasıyla İhsan, Ömer, Afife, Abdurrahim ve Zühre'yi Cumhuriyet'ten önce, Sabiha, Afet, Rukiye, Nebile, Bülent Necat, Ülkü ve Mustafa'yı da Cumhuriyet'ten sonra evlat edinmiş. Ömer isimli çocuğu 16 yaşındayken Bitlis'te himayesini almış. O günlere ait hatıra defterinde şu bilgiler yer alıyor. Yolda 12 yaşında Ömer adında öksüz bir çocuk gördüm. Bunu yanıma aldım. Bu görülünce daha üç tane böyle anası babası ölmüş yetimler getirdiler. Onlara da para vermekle iktifa ettim. Yine kendisi bu notlardan birkaç gün sonra 2 Aralık 1916 yılında yanıma aldığım İhsan ve Ömer adlı çocuklara Mehmet Emin'in Yaşamak Kavgası adlı şiirinin bir bölümünü ezberlettim diyerek İhsan adlı başka bir çocuğu da koruması altına aldığını bildirmiştir. Makbule Hanım anılarında annesi Zübeyde Hanım'ın manevi evlatlar arasında ihsanı da saymıştır. Bu yüzden tarihçiler Mustafa Kemal Paşa'nın ihsanı korumaya aldıktan sonra İstanbul'da annesi Zübeyde Hanım'a emanet ettiği görüş üzerine dururlar. Abdurrahim 1908 Van doğumluydu. 1913 yılında annesinin vefatından sonra öksüz kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa bu çocuğu koruması altına almış İstanbul akaretlere getirmiş ve 78 numaralı evlerinde annesine emanet etmiştir. Zaferden sonra da Abdurrahim'i Ankara'ya getirerek Salih Bozok'un oğlu Cemil'le beraber bir ilkokula yazdırmıştır. Bu ilkokuldan sonra sanayi mektebine gönderilen Abdurrahim daha sonra İzmir'e giden Zübeyde Hanım'ın yanına gönderilmiş. Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ın evlilik süresi boyunca yani yaklaşık 2,5 yıl Uşak İzade ailesi himayesinde kalmıştır. Atatürk 1925 yılında Latife Hanım'dan ayrıldıktan sonra Abdurrahim tekrar İzmir'den Ankara'ya getirtilmiştir. Türkiye Merkez Bankası'nda çalışmaya başlayan ve daha sonra Tunçak soyadını alan Abdurrahim 13 Ağustos 1999 yılında vefat etmiştir. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı sırasında Bitlis'e vardığında karargaha 6-7 yaşında yetim bir çocuk getirilmiş getirilen bu kız çocuğu manevi evlatlarından Afife. Mustafa Kemal Paşa evlat edindiği manevi kızı Afife'yi de 1918 yılında yine annesi Zübeyde Hanım'a emanet etmişti. Afife Hanım evleninceye kadar Zübeyde Hanım'la beraber yaşamış ve evlenince de İzmir'e taşınmıştı. Kaynaklarda Afife Hanım'ın Hakkı adında bir çocuğu olduğu belirtiliyor. Zübeyde Hanım vasiyetinde büyütmem Afife ve oğlu Hakkı'ya 15 lira verilecektir diyerek onlara da bir miktar para bırakmış. Ne yazık ki Afife Hanım hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Mustafa Kemal Paşa'nın bir diğer manevi evladının adı Nebile. Hakkındaki bilgiler kaynaklarda çok değişiklik gösterse de genel olarak Nebile Hanım'ın evinden kaçarak Dolma Bahçe Sarayı'na hizmetçi olarak girdiği ve Mustafa Kemal Paşa ile de böyle tanıştığı biliniyor. Nebile Mustafa Kemal Paşa'nın vasiyetine bakarsak kendinin manevi kızı. Ne yazık ki biyolojik ailesi hakkında pek bir bilgiye rastlamıyoruz. Kimileri ailesinden hiç bahsetmezken kimileri de Beylerbeyi tekkesinin şeyhinin kızı olduğunu söylüyor. Nebile Hanım Mustafa Kemal Paşa ile Ankara'ya gidiyor ve orada Viyana Büyükelçiliği Başkatibi Tahsin Bey ile evleniyor. Evlilik ne yazık ki çok fazla sürmüyor. Ardından ikinci evliliği mühendis Sabahattin Bey ile yapıyor. Bu evliliği de uzun sürmüyor ve 1942 yılında da ikinci eşinden boşanıyor. Nebile Hanım Atatürk'ün vasiyetinde belirttiği gibi 100 lira maaşa bağlanıyor. Kendisi de 1943 yılında menenjit ve tüberküloz hastalığından dolayı kaldırıldığı hastanede vefat ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sonraki manevi kızının adı Rukiye. Atatürk Rukiye'yi Konya'da bir gezide tanıyor. Rukiye kimsesiz bir çocuk. Mustafa Kemal Paşa Rukiye'yi himayesine alıyor, Ankara'ya getiriyor ve bakımını ve eğitimini üstleniyor. Rukiye İstanbul'da Fransız okulunda eğitim görüyor. Daha sonra da jandarma yüzbaşı Hüsnü Bey ile evleniyor. Oğlum, oğlum ağzımın önünden çekiliyor musun oğlum? 1931 ve 1938 yılları arasında Mustafa Kemal Paşa Hüseyin Bey'e her ay düzenli olarak 100 lira maaş vermiştir. Yine vasiyetinde diğer kızın olduğu gibi Rukiye'ye de 100 lira maaş bağlanmasını söylemiştir. Atatürk'ün bir sonraki kızının adı Bülent Necat. Günümüzde erkek ismi olarak kullanılsa da Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Bülent Necat ismi kadınlara veriliyordu. Ertuğrul Yatı'nın kaptanlarından Kemal Kaptan'ın kızıydı Bülent Necat. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okutuldu. Bülent Hanım daha sonra bir Hristiyan'a aşık olmasından dolayı köşkten ayrıldı. Daha sonra aşık olduğu bu gençle evlendi fakat hastalandı ve vefat etti. Mustafa Kemal Paşa 1927 ve 28 yılları arasında Bülent Hanım'a da her ay 200 lira yardım etmişti. 11 Ekim 1925 Mustafa Kemal Paşa İzmir'e geldiğinde birçok kurumun yanında okulları da gezerek konuşmalar yaptı. Yine bir gün İzmir'in okullarını gezerken Afet İnan'la karşılaştı. Selanik'in Doyran kazasında doğan Afet İnan, bölgenin Yunanların eline geçmesinden sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye göçmüştü. Afet İnan Hanım, Bursa Kız Okulu'nu 1925 yılında bitirdi. İlk görevine 17 yaşındayken babasının görevi gereği bulunduğu İzmir Reddi İlhak Okulu'nda başladı. Afet İnan 1938 yılında lisans, 1939 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak 1942'de doçent ve 1950 yılında da profesör oldu. Mustafa Kemal Paşa hakkında yazılan birçok kaynağa Afet İnan sayesinde erişiyoruz. Afet İnan 8 Haziran 1985 yılında vefat etti. Mustafa Kemal Paşa yine vasiyetinde Afet İnan için de her ay 800 lira ödenmesini söylemişti. İstanbul'un büyük iki havalimanından bir tanesinin adı olduğundan Sabiha Gökçen ismine çoğunuz aşinasınızdır. Sabiha Hanım 6 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak 1913 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Sabiha Hanım Sultan Abdülhamit tarafından Bursa'ya sürgüne gönderilen vilayet başkatibi Hafız Mustafa İzzet'in kızıdır. İlk okula gittiği yıllarda babasını ve annesini kaybetti. Bu yüzden de öğrenimini kardeşlerinin yardımıyla sürdürdü. Atatürk 1925 yılında çıktığı Bursa gezisinde Sabiha Gökçen ile tanıştı ve içinde bulunduğu zor şartları öğrendiğinde abisiyle konuşup onu evlatlık edindi. Üsküdar Kız Koleji'ni bitirdikten sonra Türk Hava Kurumu Havacılık Okulu'na girdi. Av ve bombardıman alanında uzmanlaştı. İlk Türk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen birçok harekatta görev aldı. 2001 yılında ise vefat etti. Mustafa Kemal Paşa diğer çocuklarında da olduğu gibi Sabiha Gökçen'e de her ay 600 lira yardımda bulunuyordu. Buna ek olarak Mustafa Kemal Paşa vasiyetinde Sabiha Gökçen için bir ev alacak kadar para verilmesini de söylemişti. Atatürk'ün bir sonraki evladı kendisiyle en çok fotoğrafı bulunan hatta sosyal medyada şu fotoğrafla büyük tepkiler çeken Ülkü Adatepe. Ülkünün annesi olan Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım tarafından evlat edilmiş ve büyütülmüştü. Ülkünün annesi Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım tarafından evlatlık olarak alınmış ve büyütülmüştü. Zübeyde Hanım'la Selanik'ten İstanbul'a oradan Ankara'ya geçen Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım'ın vefatından sonra kızı Makbule ile beraber yaşamaya başlamıştı. İlk kocasından dul kalan Vasfiye Hanım, Mustafa Kemal Paşa'ya sığınmış, daha sonra da orman çiftliğinde istasyon şefi olan Tahsin Çukuroğlu ile evlenmişti. Aile 1932 yılında bir kız çocuğuna sahip olduktan sonra 40 günlükken köşke Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına getiriyorlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk çocuğa ülke adını koyduktan sonra kendi himayesi altına alıyor. Mustafa Kemal Paşa öldüğünde Ülke Hanım 5,5 yaşındaydı. Ülke Hanım Kastamonu'nun senatörü Fethi Doğançay ile evlendi. Fakat bu evlilik çok fazla sürmedi. Bu evlilikten Ahmet adında bir de oğulları olmuştu. 1962 yılında eşinden ayrıldıktan sonra Yeşua Bansusen adında bir Musevi ile evlendi. Basında çok sert eleştirilere maruz kalan bu evlilikten sonra eşi Yeşua adını Yaşar olarak değiştirdi. Ama ne yazık ki adının Yaşar olarak değiştirilmesi bile bu evliliği toparlamaya yetmedi. Ülke Hanım bu seferde iş adamı Emin Öke Adatepe ile evlendi. Bu evlilikten sonra Adatepe soy ismini alan Ülke Hanım 1 Ağustos 2012 yılında bir trafik kazasından sonra hayatını kaybetti. Yine Mustafa Kemal Paşa diğer çocuklarında olduğu gibi Ülke Hanım'a da aylık 200 lira bağlatmıştır. Amasyalı Mehmet Kızı Zehra Mustafa Kemal Paşa'nın Çankaya Köşkü'nde aldığı manevi evlatlarının ilkidir. Amasya ziyaretinin ikinci günü yani 25 Eylül 1924 yılında Mustafa Kemal Paşa kimsesiz çocukları sevindirmek için Darül Eytame yani yetimler yurduna ziyarette bulunur. Çocuklarla ilgilenirken çocukların arasında 11-12 yaşında bir kız çocuğu onun dikkatini çeker. Adını sorduğunda ne kız Zehra diye cevaplar. Mustafa Kemal Paşa ile sohbete tutulan Zehra'dan sonra Mustafa Kemal Paşa Zehra'nın zekasına hayran kalmıştır ve benimle Ankara'ya gelir misin diye sorar. 1924 yılında Amasyalı Mehmet kızı Zehra yetimler yurdundan Çankaya Köşkü'ne çıkmıştır. Reisi Cumhur Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk manevi kızı olmuştur. Zehra yüksek öğretimi için Londra'da bulunan St. Hilda Koleji'ne gönderilmiş ve çok geçmeden yaşadığı buhrandan dolayı da hastalanmıştı. Mustafa Kemal Paşa tekrar ülkeye dönmesini emretti. 19 Kasım 1935 yılında Londra'dan Fransa'ya gemiyle seyahat etti. Aynı gün Fransa'dan da trene bindi. Zehra trende rahatsızlandığını ileri sürerek kompartıman dışına çıkmıştı ve daha sonra da oradan aşağı düşerek vefat etmişti. Kimi kaynaklar bu trende düştüğünden öldüğünü, kimi kaynaklarda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede öldüğünü söylüyor. Kaza sonrasında olay yerinde cansız bedeni bulunsa da Zehra Hanım'ın neden öldüğü net olarak anlaşılmış değil. Evet gelelim listemizdeki son evlat olan Sırt Maç Mustafa'ya. Kendisi Mustafa Kemal Paşa'nın son evlatlık çocuğudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da tanıdığı ve himayesini aldığı yoksul bir çocuktur. Mustafa'nın ailesi Bulgaristan'dan göçerek Yalova'ya yerleşmiş bir aileydi. Mustafa 1929 yılında sığır güttüğü bir sırada Mustafa Kemal Paşa ile tanışmış ve beslenmesi de iyi olmadığı için Mustafa Kemal Paşa'nın dikkatini çekmişti. Atatürk Mustafa'yı önce Şişli'deki çocuk hastanesine götürdü ve tedavi ettirdi. Daha sonra Beşiktaş'taki 19. İlkokul'a yazdırıldı. Mustafa Kemal Paşa himayesinde okudu, askeri liseye girdi ve sonunda subay oldu. Sırıtmaç Mustafa emekli olduğunda yarbay rütbesine ulaşmıştı. Yalova'ya yerleşti ve orada da 1987 yılında vefat etti. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Onun hayatı, yaşantısı ve ailesi hakkında sizlere bir şey katabilmişimdir. Merak ettiklerinizi videonun yorumlar kısmında sorabilir. Kanala hala abone olmadıysanız aşağıda bulunan kırmızı abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.